arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir bardak altı öreceğiz. Şöyle görelim göbek kısmından örerek başlıyoruz. Renklerimizi değiştirerek bardak altımızı tamamlıyoruz. Evet, yapımına başlama önce Kanalımıza abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla bizleri sevindirirseniz çok mutlu oluruz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen bardak altımızı çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. buçuk numaralı tığımızla örmeye başlıyorum. Göbek kısmında pembe rengimi tercih ediyorum. 1 2 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çektim. Birinci zincire dönerek batıyorum. Bir tane yuvarlak yapıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığımın başını dolayarak yuvanın içerisine giriyorum. Bir defa doladığım trabzanı iki defa da çekiyorum. Bir defa doluyorum. 1 ve 2. 1 2 toplamda 12 tane trabzanı yuvamızın içerisine örüyoruz. Bir defa doluyorum. Doluyorum. 1 2 doluyorum. 1 2 sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12. Toplam 12 tane trabzanımızı ilk 3 zincir çektiğimiz yerin tepesine geliyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Ve şu şekilde hazırlanmış oluyor. Birinci yuvamız bu şekilde tamamlandı. İkinci sıramızı mavi rengimle örmek istiyorum. Herhangi bir yerden başlayabiliriz. Aynı yerden başlamamıza gerek bir trabzanın tepesine bir tane zincir çekerek düğüm attığım tığımı girdiriyorum 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 aynı yere gelerek ikinci bir trabzan örüyorum şu şekilde alttan da ipimizi gizleyerek ilerleyebilirsiniz yandaki trabzana batıyorum hemen dibine bir tane daha batıyorum. 2 her bir trabzana ikişer ikişer batarak ikinci sıramızı tamamlayalım aynı yere batıyorum bir sonraki yere aynı yere tekrar ikinci sıramızı da her bir trabzan üzeri iki trabzan örerek tamamlayalım Son trabzanımı ördükten sonra başlangıçtaki 3 zincirin tepe noktasına gelerek batıyorum. Tığımın ucunu geçiriyorum. İpimi alıyorum. İlmeğimin içerisinden geçirip bir zincirimi çekip mavi ipimi kesiyorum. Yeni rengim olan beyaz ipime geçiyorum. 12 olan trabzan sayımızı ikinci sıramızda 24 trabzan sayısına çıkardık. Hemen beyaz ipimizle devam edelim. Bir zincir çekiyorum. Düğümümü bu şekilde attıktan sonra hemen trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Burada her iki bakınız aynı yere batmış olduğumuz trabzanların tam arasına girerek bir, iki, üç tane zincir çekip başlıyorum. Ve aynı yere iki tane daha trabzan örüyorum. İpimi şöyle arkadan tutarak gizliyorum. Bir aynı yere batıyorum. 2. 2 trabzan arasına girerek toplamda 3 tane trabzanı ördüm. İlki zincirden. Araya bir tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz aynı yere 2 battım. Trabzan arasına giriyorum. 3 tane trabzanı örüyorum. 1 2 ve 3 bir zincirimi çekiyorum İki trabzan arasına girerek üç trabzanımı örüyorum ve bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz. Bir zincir, araya girelim. Bir zincir, üç trabzan, bir zincir, ilerleyelim. Sıramızı üçer trabzan bir zincir olarak tamamladım ve bir tane zincirimi çekip başlangıçtaki bir zincir içerisine gelerek batıyorum. Şöyle ilmeğimi alıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çektim. Bir sonraki sıra için 4 zincirle başladım. 2 zincir daha ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. 3 tane şurada görmüş olduğum trabzanımın ortasındakine batıyorum. Bir, iki defa da kapatıyorum. İki zincir çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Aşağı sırada bir zincir çektiğim yere giriyorum. İki defa da kapatıyorum. Tekrar iki zincirimi çekiyorum. Bir defa doluyorum. Üç tane trabzanımın ortadakine batıyorum. Bir ve iki. Tekrar iki zincir. Tığımızın başını doluyoruz. Aradaki bir zincirlik olan yere batıyorum. Alıyorum. 2 zincir 3 trabzanın ortasındaki trabzanın tepe noktasına batıyorum şöyle bir araya bir üç tane trabzanın ortasındaki yani ikinci trabzanımıza batıyoruz aralarda ise iki zincirimizi çekiyoruz bir iki İki zincir araya batıyorum ve sıramızı 2 zincir bir trabzan şeklinde örerek tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. 2 tane zincirimi çekiyorum. Başlangıçtaki zincirimin bulunduğu şöyle 3 zincirin olduğu yere geliyorum. Bakın iki zincir şu şekilde olacak. Çekiyorum. Bir tane zincirle düğümümü atıyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi son sıramıza başlayalım bir zincirimi çektim ve mor ipimi hazırladım herhangi bir yerinden modifimizin başlayalım trabzanımın üzerine gelerek batıyorum bakınız trabzanımın üzerine gelerek battım buraya sabitledim kendimi 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum bir sonraki trabzanımın tam tepesine gelerek batıyorum 3 zincirimi çekiyorum 1 2 3 3 zincirimizi çektikten sonra örgümüzün arkasını çevirelim ve buradaki yuvamızın içerisine bir defa dolayarak doldurmaya başlayalım. Zincirimizle birlikte iki trabzanım oldu. Bir defa doluyorum. İki de alıyorum. 3 oldu. 4 oldu. 5 tane trabzanımız oldu. Bakınız toplamda hepsiyle birlikte. 1, 2, 3, 4, 5. İpiniz eğer ince ise bir tane daha ekleyebilirsiniz. Bakınız şöyle ipimiz bizim de çok kalın değil. Eğer kalınsa 5 rahatlıkla yeterli. Toplamda 6 tane trabzanımız oldu. Trabzanlarımız tam olduktan sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Bakınız yeniden önünü çeviriyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Şuradaki beyaz trabzanımın olduğu yere yandan giriyorum. Ve trabzanımı örmeye başlıyorum. 1 2 3, 4, 5. Örgümüzün önünü çevirdik ve 5 tane trabzanımızı ördük. Şöyle bakınız. Arkasından diğerini örmüştük. Önünden de 5 trabzanımızı ördüm ve hemen bir önceki bakınız başlangıçtaki örmüş olduğumuz kısma yer battığımız kısma gelerek şu şekilde bağlıyorum. Şöyle görelim şekilde bağladım ve zincirimizle aynı buradaki yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz 1 2 3 4 bir sonraki trabzanın üzerine gelerek batıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum 3 zincirimi çektikten sonra hemen arkasını çeviriyorum toplamda 5 tane trabzan olacak şekilde örüyorum 3 4 ve 5 5. trabzanımı tamamladıktan sonra tekrar örgümü yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Batmış olduğum kısma bakınız. Battığım kısma daha yok değil. 5. trabzanımızı ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen bakınız şu kısma gelerek yandan girip batıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanım örüyorum. Hemen dibine zincir çekerek başladığım yere gelip batıp dibinden bağlantımı kuruyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tepe noktasına batıyorum. Trabzanımın 1, 2, 3 arkasını çeviriyorum. Toplamda 5 trabzanımızı örüyoruz. Zincirimizde birlikte 3, 4 ve 5. Çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen bakınız dibine yandan girişimi yaparak 5 tane trabzanımı örüyorum. Hepsini yandan şöyle düzeltelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5. trabzandan sonra başlangıçtaki 3 zincir battığım yere gelerek batıyorum. İlmeğimi buraya sabitliyorum. Yeniden 1 2 3 4 batıyorum. 3 zincirimizi çekip yine görmüş olduğumuz bu güzel kenarımızı örmeye devam ediyoruz. Bir daha beraber yapalım. 3 zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. 2 3 4 5 5. trabzandan sonra çeviriyorum. Tığımın başını dolayıp hemen bakınız bağlantı yerimize giriyoruz. 5 tane trabzan da buraya örüyoruz. 2 3 4 ve 5. Beş. 5. trabzandan sonra başlangıçtaki ilk trabzanımın dibine batıyorum. 1 2 3 4 burayı kapadıktan sonra bakınız Hemen yanındakine 4 zincirle batıyorum ve bu şekilde bütün kenarlarımızı dolaşarak tamamlıyoruz. Evet bütün kenarlarımızı örerek tamamladım. En son bakınız 24. trabzanlarımı da aynı şekilde ördüm. Ve başlangıç noktama şöyle bakınız başlangıç noktama gelerek batıyorum. Ve son grubumu da bu şekilde kapamış oluyorum. Bir tane de zincirimi çekip kesiyorum. ipimizi içeriye gizleyebiliriz. Evet şöyle görelim bardak altımızı. Gayet güzel bir çalışma oldu. Çok da kolay. Dilediğiniz renklerle örebilirsiniz çalışmamızı. Evet bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.